Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa şu görmüş olduğumuz sülüs yazıyı okuyacağız. Tabi dersimize başlarken bunun altını çizelim. Sülüs yazı genelde istifli yazılan bir yazıdır. Hemen şurada bir gösterme egzersizine başlayalım. Şöyle biraz büyütelim yazımızı. Öncelikle evet, şöyle karalamayı alalım ve gösterelim. Bakın arkadaşlar, şu kısım ya. Gördük mü? Ya. Şu kısım ise, bakın üzerinden gidiyorum harfin. Ya Rab. Noktasında koyalım. Evet, ya Rab. Gördünüz mü arkadaşlar? Şurada da bakın şu daire içinde beni. Ya Rab beni diyor. Gördük mü arkadaşlar? Yani bunun altını çizelim. Tekrar bir gösterim yapalım arkadaşlar. Şu kısım kırmızıyla ayırıyorum. Bakın şöyle dik bir çizgi. Burası. Şöyle. Evet. Şuradan da şöyle bir çizim. Burası ya arkadaşlar. Onun dışında da şu kısımda bakın. Şöyle alalım. Ya Rab. Şu kısımda beni. O halde ne oldu arkadaşlar? Ya Rab beni. Şurası arkadaşlar muhtaç. Onu da gösterelim hemen. Bakın mimden başlıyor üstten. Muhtacına. Gördük mü? Muhtacına. Ya Rab beni. Muhtacına. Şurası açık zaten. Muhtaç. Elif en üstte yazılmış gördüğünüz gibi. Muhtaç etme. Ya Rab beni muhtacına muhtaç etme. Neymiş? Ya Rab beni muhtacına muhtaç etme. Bakın hemen şurada. Yine muhtaç arkadaşlar. Gördük mü arkadaşlar? Yine muhtaç kısmı burada. Evet. Ya Rab beni muhtacına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak, bakın yine gösterelim orayı. Muhtaç isem, şuradan arkadaşlar şuradan alalım. Düz bir çizgiyle tabii. Şuradan muhtaç isem. Evet. Şöyle alalım. Evet, muhtaç isem. Evet. Muhtaç isem ancak, ancak nerede? Bakın şuradan gösterelim. Evet. Muhtaç isem ancak, muhtaç isem ancak sana muhtaç. Değil mi arkadaşlar? Sanayı da gösterelim. İşte şurası. Şöyle. Gördünüz mü bilmiyorum. Ancak sana. İşte şurası sana. Ancak sana muhtaç olayım. Muhteşem bir yazı. Tabii hattatını da göstermek isterim. Gösterebilirsem yazıyı neden büyütemiyorum bilemedim ama hattadını da göstermek isterim. Fakat bir türlü hattadını gösteremedim. Ama şöyle yapalım. Evet. Güzel büyüttük şöyle. Ama şöyle büyütelim. Evet, şurada hattadı var arkadaşlar ama hattat sanki Hamit Aytaç gibi okuyorum ben ama bilmiyorum. Umarım doğru okumuşumdur. Burada da hat belirtmek gerekiyor arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Evet, böylelikle arkadaşlar Ya Rab, hemen bunu bir yazabiliriz arkadaşlar. Çünkü hoş bir ifade. Tabii böyle hoş ifadelerde yazmak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir açalım ve yazalım. Ne yazacağız?
Ya Rab beni, Ya Rab beni muhtaç etme. Sonra ne diyor? Muhtaç isem ancak, muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım. Muhteşem bir söz. Ancak sana muhtaç olayım. Gerçekten muhteşem bir söz. Sana muhtaç olayım. Evet, kırmızıya da döndürelim ve böylelikle yazımızı şöyle gösterelim. Biraz küçültelim. Evet, şöyle. Belki şöyle çevirebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi Ya Rab beni muhtacına muhtaç eyleme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım şeklinde bir söz. Böylelikle dersimizi bitiriyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.